Şimdi gel ekonomiden devam edelim. Çok kart tartışıldı dün. Mesela Barış Soy'dan. Barış Soy'dan tweetini aldın mı sen Ahmet? Ha, onu bir versene. Oradan bir gidelim. O konunun ne olduğunu anlayacaksınız aslında. Burada Barış Soy'dan diyor ki Mehmet biliyorsun Mehmet Şimşek var Ekonomi Bakanı. İşte Barış Soy'dan da tweet'i buydu. Arka arkaya faiz arttırımları sonrasında somut sonuç alınamamış olması dolayısıyla tırnak içerisinde yazmış onu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiği çok konuşulan bir iddia. Bu ben iki güvenilir kaynaktan duydum. Şimdi bu çok konuşuldu dün. Gerçekten böyle bir olay olmuş. Bence olma ihtimali yüksek. Olma ihtimali yüksek. Ama tabii bunun hakkında ne deneyeceği de önemliydi. Sessiz kalınırsa evet bir şeyleri kabul etmek anlamına gelirdi bu. Sessiz kalınmadı ve İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'i uyardı iddiasına ilişkin açıklama ve dendi ki bu iddia doğru değildir. Mehmet Şimşek'e uyarı iletti iddiası kesinlikle yok ama iddiası doğru değildir dedi. Bu bilgilere inanılmaması istendi. Peki ben ne düşünüyorum? Şimdi Barış Soy'dan bir iddiayı dile getiriyor. İletişim Başkanlığı'nın her sözüne inanır mıyım? %90'ına inanmam herhalde diye düşünüyorum. Çünkü neticede bu iktidarın yönetimi altındaki bir merkezden bahsediyoruz. Bu iktidarın söylemlerine baktığımda zaten çoğunun yani gerçeği yansıtmadığını hissediyorum. Kendi bakış açım bu. Benim düşüncem bu. Ardından da İletişim Başkanlığı da böyle bir açıklama yaparsa onun açıklamasına da şerhli yaklaşırım. İşte bu şerhlerden dolayı yani bana güven vermiyor Fahrettin Altun'un başında olduğu İletişim Başkanlığı. Her dediğine de inanmak zorunda mıyım? Yani o yalan iddiadır diye. Hayır. Olma. Ha? Ne dedin? Ha. Evet doğru. Evet doğru. Kişi başı milli gelirle ilgili. Evet işine geleni yazıyor aslında diyor Ahmet de. Kişi başı milli gelirle ilgili diyor. Yazamadı ama diyor. Çünkü gerçek bilgi o. Onu değiştiremiyorsunuz. O somut gerçeklere dayanıyor. Bu şimdi soyut bir kavram. Bence olma ihtimali var. İşin şaka tarafı. Yani Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i uyarma ihtimali vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü kendi ekonomik tezi gitti. Faizle maalesef çok paralar ödeniyor. Faiz bütçenin büyük bir kısmını kapsıyor. Ama başka türlü de bir kurtuluş yok. Çünkü ülkeyi bu duruma onlar soktu. Bu çıkmazın içerisine onlar soktu. Uyarma ihtimali çok fazla. Size sadece şu kadarcık bilgi vereyim. Bütçe 2024 bütçesi 11 trilyon. Tamam mı? 11,1 trilyon. TL. 11,1 trilyon. Yani 11 trilyon 100 milyar TL. Tamam mı? Açık ne kadar biliyor musunuz? 2,6 trilyon. 2,6 trilyon. Yani 8,5 gelirlerden elde ediliyor ama 2,6 trilyon şu anda ortada yok. Peki 2,6 trilyon nereden bulunacak? 2024 bütçesinden açık var ve o açığı bir şekilde kapatmak gerekecek. Yani 2024 çok daha zor geçecek. Hele ki Erdoğan müjdelere başladı ya. Uğur teşekkür ediyorum yardımların için. Sağ ol Uğur Taşçı. 220 liralık yardımda bulunuruz. Eksik olma. İşte Erdoğan'ın bu müjdeleri zaten ülkeye zarar verecek. Yine önümüzdeki şu 2-3 aylık süreç içerisinde şunu şu kadar yapacağım, bunu şu kadar yapacağım, işte bursları şuraya yükselttim, bursları buraya yükselttim diyecek, paraları dağıtacak. Kendi parası değil, bizim paramız. Ama ondan sonra bu tıpkı önceki senaryoda olduğu gibi, seçim senaryosunda olduğu gibi Mayıs'ın sonrasında bizden çıktı. Yüzümüzün içine, gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar diye. Haziran'dan sonra her şey çok güzel olacak. Haziran'dan sonra değişiyor her şey. Harika olacak diye işte geldiğimiz nokta bu. Bakın siz Sayın Cumhurbaşkanı siz bursları hatırlatıyorsunuz. Ona şu kadar, buna bu kadar verdim diyorsunuz. Bu ülkede gençlerin barınma sorunu var. Bu ülkede gençlerin açlık sorunu var. Bu ülkede KYK sorunu var, bu ülkede barınamama sorunu var, güvensizlik sorunu var. Buna hiç değinmiyor, değinmiyorsunuz ama. Hiç kötü bir şeye değinmiyor Erdoğan. Ne özür diliyor toplumdan? Bakayım, onu biraz daha vereceğim. Onu hazırla Ahmet, kenarda dursun. Şu görüntü de kenarda dursun. Önce şu cümle, evet yeri gelmişken vereceğiz. Bakın, hiç kötü bir şeye değinmiyor. Ne, duydunuz mu Erdoğan ağzından şimdiye kadar? Çiftçilere işte mağdur, mazot, elektrik parası yüksek bilmem ne. Hiç duymazsınız. Sadece çiftçilerimiz daha iyi kazanıyor, daha iyi ediyor.
ne mazotun yüksekliğinden bahseder, ne elektriğin yüksekliğinden, ne girdi maliyetlerinden. Asgari ücret çok düşüktür. Onu öyle demez, şöyle der. Asgari ücrete işçimizi ezdirmedikler. Aslında fakir fukaralık içerisinde yaşayan, fakr-ı zaruret içerisinde bir asgari ücretli vardır. Emeklilerle ilgili hiçbir şey kötü bir şey demez. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik derler. Çalışan kesim öyle, kadın hakları için öyle, çocuk hakları için öyle, çalışma hayatı için öyle. Ve siz bir kereden bir kereye Erdoğan'ın toplumdan özür dilediğini gördünüz mü? O kadar insan kaybettik, kitlesel cinayetler oldu, açlık var, fakirlik var, fukaralık var, yoksulluk var, dipte yaşama var. Bir kereden bir kereye istihbarat zafiyetinden kaynaklanan sorunlar var. Mafyalar var, çeteler var, örümcek ağ gibi her yeri sarmış. Bir kereden bir kere ya ihaleye fesatlar var, işte müteahhitlerin zengin olması var, ne bileyim otoyolların, onların, bunların filan, müteahhitlerin, şirketlerin zengin edilmesi var, aynı kişilere belli ihalelerin verilmesi var. Bir kereden bir kere ben hata yaptım, ya özür diliyorum dediğini duydunuz mu? Hayır. Çünkü siyaseti bu şekilde yapıyor. Çünkü hiçbir şekilde kötüyü ağzına almıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı dün kameralar önündeydi. Şuna şu kadar, lisansa 2000 lira, yüksek lisansa 4000 lira, doktoraya 6000 lira. Parayla susturmaya çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu ülkede gençler barınamıyorlar, barınamama sorunu var. Bunların açlık sorunu var. Al işte yaşanan görüntü. Çocuklar, KYK yurtlarında kalan gençler polisle karşı karşıya geldiler. Bir kereden bir kereye Erdoğan'ın bu gençlerin hakkını savunduğunu gördünüz mü? Hayır. Çünkü bu kötü örnek. Bunu dile getirdiği anda zaten oy kaybedeceğini biliyor. Akıllıca bir siyasi strateji yürütüyor. Bak Ahmetciğim, izletelim. Yükleniyoruz arkadaşlar. Yükler! 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 Göz altına alındılar, barınma yeri olarak da nezarete götürdüler. Bakın, bir avuç gençten bahsediyor. Bir avuç gencin mücadelesinden bahsediyor. Erdoğan'ın politikası bu. Kötüyü hiçbir şekilde ağzına almıyor. Ve iyi olan ne var diyeceksiniz? İyi olan da parayla bir şeyleri susturmaya çalışıyor. Parayı anlatarak veya parayı söyleyerek kötünün söylenmesinin önüne geçiyor. Yani insanları parayla mı kandırmaya çalışıyor diyorsunuz? Evet, insanları parayla avutmaya çalışıyor. Buradaki olay da bu. Apar topar gelişmiştir bu. Ben size söyleyeyim, bu hani 2024 lisans, yüksek lisans veya doktora parası var ya, şu son barınma olaylarından sonra apar topar gelişmiş olaylardan bir tanesidir. Uğur Taşçı demiş ki, ne demiş? Aynı zamanda da yardımda bulunmuş. Az önce de yapmıştı. Değil mi? Az önce de. Yapmayın bu kadar. Teşekkürler, sağ olun. Fatih Bey, bu hızlı gündem içerisinde Ayasofya ile ilgili alınan bir karar var. Ayasofya üzerinden yapılan istismarı bence gündeme getirmelisiniz. Ayasofya tekrardan müze olacak. Ne oldu? Kılıçla minberden hakaret demiş. Evet, Ayasofya'ya da ilgili Kültür Bakanlığı açıkladı. 15 Ocak 2024. Evet, müze olarak kullanılmaya başlanacak. Yabancılardan para alınacak bildiğim kadarıyla. Yani yerlisinden para alınmayacak tabii, ama ibadete de açık olacak bildiğim kadarıyla, değil mi Ahmet? İbadete de açık olacak diye ben biliyorum, yani eğer bir son dakika değişimi olmazsa. İnsan sevmiyorlar, hayvan sevmiyorlar, ağaç sevmiyorlar, vatan sevmiyorlar demiş Hülya Çavuş. Ama onlara bakarsanız onlar bir numaralı ülke sevdalısı, vatan sevdalısı. Ben şuna karşıyım bir kere. Hiç kimsenin vatan sevgisini kendimle kıyaslatmak istemediğim için kimsenin de vatan sevgisini kendimle kıyaslamam, başkasınınkinin de benim de kıyaslanmasını istemem. Ben o yüzden vatan sevgisi içerisine veya o kıyaslama içerisine ben az seviyorum, onlar çok seviyor, onlar çok seviyor, biz az seviyoruz olayına girmem. Çok basit bir düşünce geliyor bana ve çok böyle popülist bir yaklaşım olarak geliyor. Ben Allah'a çok şükür vatanımı da severim, dinimi de severim, insanı severim esas. İnsanı severim. O insan benim için yani sadece insan olarak önemlidir.
Vatanımın sınırları benim için çok çok önemli. Çünkü eleştirsem de her ne kadar özgürlüklerim alınıyor desem de kısıtlanıyor desem de ben bu vatanı severim. Sınırlarının korunması da benim için önceliklerim arasındadır. Bayrağım, sınırlarım, ailem, efendime söyleyeyim dostlarım, yurttaşların mutluluğu bizlerin benim için birinci önceliğimdir. Şimdi gelelim önümüzdeki günlerde ekonomiyle ilgili şöyle bir başlıkla yaşayacağız. Şimdi Mehmet Bey dediğim kim? Mehmet Şimşek'ten bahsediyorum. Mehmet Bey hani yurt dışına para bulmaya gidiyorum dedi ya, biz demiş kimseye el açmıyoruz demiş. Hatta bir açıklaması vardı, onu nereye yazdın? Kapı kapı dolaşıp para istemiyoruz biz demiş. İnanırsanız. Ben inanmıyorum Mehmet Bey. Kapı kapı dolaşıp para istiyorsun. Para ihtiyacımız var. Ne yapar adam? Yani 2-3 aydır görevdesiniz veya işte 3-4 ay 1-2-3-4 aydır görevdesiniz. Yani Türkiye'den çok yurt dışındasınız. Ne yapmaya gidiyorsunuz? Eğlenmeye mi gidiyorsunuz? Hayır. Yani para bulmaya gidiyorsunuz, yatırım bulmaya gidiyorsunuz. Yani kapı kapı dolaşıp para istemiyoruz. Allah Allah, bir insan 4 kere 3 kere neden gider Suudi Arabistan'a oraya buraya? Paraya ihtiyacımız var Mehmet Bey. Bütçe öyle söylüyor zaten. Şimdi 2.6 trilyon açık var. Nasıl kapatacaksınız siz bunu? Ya yurt dışından para bulacaksınız ya da bizden alacaksınız. Eğer zevk olsun diye gidiyorsanız devlet imkanlarıyla ayıp. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Yani zevk olsun ben dışarı gidiyorum derseniz o çok ayıp. Ama görev için gittiğiniz için veya görevden dolayı gidiyorum derseniz para bulmak için benim için sıkıntı yok. Tabii ki gidin ama tasarruflu harcayın orada. Çünkü zengin bir ülke değiliz. Bunun ismini koyalım. Para bulmaya. Her ne kadar para bulmak için gitmiyorum dese de evet, para bulmak için gidilen bir yer olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi para demek ki bulunamayacak gibi ki Mehmet Şimşek ağzındaki baklayı çıkardı. Bakın bizim şu anda satılmamış, özelleştirilmemiş otoyollarımız var. Satılmamış, özelleştirilmemiş köprülerimiz var. Satılmamış, özelleştirilmemiş HES'ler var. Bunların özelleştirilmesi söz konusuymuş önümüzdeki süreçte. Çünkü paraya ihtiyaç var. Çünkü o para yurt dışından istenilen miktarda bulunamayacağı için aynı zamanda yurttaşa da müracaat konusunda çok büyük büyük zamlar veya vergi artışları olamayacağı için oradan da bir şeyler yapacaklar ama esas parayı yine özelleştirmeden sağlayacaklarını düşünüyorlar. Gerçekten helal olsun. Sata sata bitiremediniz ya. Yani böyle bir miras yedilik olabilir. Yani milletin geçmişte sizden önceki iktidarların yaptıklarını hep böyle küçümserseniz ama onların yaptıkları köprüleri bilmem neleri onları bunları filan satarak ederek milletin arazisini satarak ederek ülkeyi döndürmeye çalışırsınız. Gerçekten bravo. Eğer böyle bir düşünceniz varsa ki herhalde var. Bugün çok konuşulan konulardan bir tanesi. Hazine arazileri, köprüler, hastaneler, otoyollar, HES'ler, hastaneler değil HES'ler, özür dilerim. Bu aslında ülkenin geldiği parasızlığın ve ülkenin geldiği ekonomik tükenişin bir başka göstergesi. Ve 21 yıl sonra yine biz bu sefer elde kalan, avuçta kalan son şeylerle karşınızdayız veya son mallarla satılacağını göreceğiz. Varlık fonundakilerin de satılacağını göreceğiz. Ve ülkeyi maalesef ye kürküm ye durumuna getirdiniz. Yani onlar bittiğinde neyi satacaksınız? Bizi mi satacaksınız? Hani Fatih Portakal'ı satışa çıkardım. Kim alır beni de? Yani satışa çıkardım. Beni mi satacaksınız? Milleti mi satacaksınız? Nedir? Neyi satacaksınız? Satacak bir şey kalmayacak ki. Yazık. Bunlara sorsan ülkeyi çok iyi yönetiyoruz. Harikulade yönetiyoruz. Seçmen kitlesine baksan evet sorgulamak yani hak getire zaten. Ya bunlara ne diyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yani yapılması gereken şeyler mi bunlar? Yoksa olması gereken şeyler olarak mı düşünüyorsunuz? Yoksa evet ya kötü ama olsun. Satacaksa da bunlar satsın mı diyorsunuz? Diye bir soru sorayım. Bakın işte Şimşek elektrik üretim AŞ'ye ait hidrolik santraller, limanlar, otoyollar, köprüler ve ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı. Bu benim sözüm değil. Yazık, 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 yazık. Çok yazık, çok yazık. Onları satalım, bunları satalım. Geriye ne kalacak? Hiçbir şey kalmayacak. FC demiş ki Ayasofya'nın müze olması. Bak şurada bir şey var Ayasofya ile ilgili. FC diye. Ayasofya'nın, bir bakayım ben de onu bir okuyayım. Ayasofya'nın müze olması bu tarihi değer için daha hayırlı olur. Çünkü açıldığından beri daha çabuk yıpranmaya mahkum kaldı. Bu şekilde kalırsa tanınmayacak hale gelecek.
insanlar kıymet bilmiyor demiş bir vatandaş da bu şekilde. Ayasofya'ya ilgili Kültür Bakanlığı bu açıklamayı yaptı. Kim? UNESCO mu tavsiye etmiş? UNESCO mu tavsiye etmiş? Bakayım, Kültür ve Turizm Bakanlığı Nuri Ersoy'un bugün yaptığı açıklama, dünden bahsediyoruz. Ayasofya'nın UNESCO tavsiyesi üzerine yeni bir ziyaretçi yönetim uygulaması planına geçeceği paylaşıldı. Çünkü tabii ki Ayasofya bir Türkiye değeri değil, bir dünya değeri. Yani tarihten bahsediyoruz ya. Tarihten, yani onun korunması gerekiyor. Yani bunun Türkiye'de bizim topraklarımızda olması, bize ait olması vesaire, evet güzel bir şey ama dünyaya ait bir şey. Dünya miraslarından bahsediyoruz Ayasofya'nın. Korunması gereken değerlerden bir tanesi, dünyadaki tüm insanların da görmesi gerekiyor ki turizm açısından da çok önemli. Güzel bir bilgi vereyim, en azından güzel bir haber. Turizm gelirleri artmış ve dünyada en çok turist çeken 4 ülkeden biriyiz. Turizm Bakanlığı öyle bir açıklama yapmıştı. Bunlar güzel, sevindirici olaylar. Çünkü en azından açığın kapanmasına neden oluyor bütçe açığına. Tabii bir de şöyle de bir değerler. Tabii bir de şu Ahmet, hep olayı kötü tarafından bakıyorsun ya. Bilmiyorum. Ama ülkemiz güzel bir ülke. Ülkemiz tabiat güzelliği, doğa güzelliği, tarihi varlıklar açısından zengin bir ülke. Ama şöyle de bir gerçek var, Ahmet de haksız değil. TL'nin değerinin çok düşük olması, TL'nin çok değersiz bir para olması. Dünyadaki en değersiz herhalde ilk 5 para birimi içerisindedir diye düşünüyorum ben Türk lirasının. İşte diğer yabancı para birimleri kuvvetli olduğu için dolar, euro vesaire gelip bu ülkede rahat rahat harcayabiliyorlar veya gelip bu ülkede rahat rahat tatil yapabiliyorlar. Bir de büyük oteller vesaire özel şey yapıyor, ücret planlamaları da yapıyor tabii ki. İşte hepsi içerisinde all inclusive vesaire gibi, yabancı turistin hoşuna gidiyor. Daha az para harcıyor çünkü. Daha az para harcayıp daha keyifli tatil yapıyor. Güneşin ve denizin tadını çıkartıyor.